Merhabalar hocam. Günlük hayatta ofiste çalışırken karşılaştığımız eklem ağrıları, sırt ağrıları gibi çalışma koşullarından kaynaklı özellikle boyun ağrıları gibi ağrılar karşısında ne gibi çözümler uygulamalıyız, ne gibi önlemler almalıyız? Bu konuda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Selim Bülbül. Bucak günlüğünün bana gönderdiği soruya cevap olarak bir artık story çekeyim dedim sonunda. Arkadaşlar ofiste çalışanlar ve uzun süreli aynı pozisyonda çalışanlar için ufak ufak egzersizler söyleyeceğim. Ama önemli olan her zaman şu: bedeninizin hangi pozisyonda çok uzun süre kaldığı. Yani eğer önde bir bilgisayarda çalışıyorsunuz ya da sürekli yazı yazma şeklinde öne doğru eğilerek çalışıyorsanız zaten bu egzersizleri yapsanız bile bedeninizi düzeltmediğiniz sürece, bedeniniz aynı pozisyonda öyle kaldığı sürece problemler yaşamanız çok normal. Yani genelde bu ne oluyor? Göğüs kaslarımız kısalıyor, omuzlarımız öne doğru yuvarlak bir şekilde yuvarlanıyor ve şuradaki mesafe azalıyor. Bu da bizim kamburlaşmamıza neden oluyor ve boyun da öne doğru çıkıyor. Ve arkadaşlar, yani nasıl duruyoruz kambur durduğumuzda? Omuzlar önde ve kafa da önde. Böyle durmamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Omuzları hafif geriye alacağız, aşağıya bastıracağız, gıdıyı da hafif çıkaracağız. Yani normal duruşumuz budur. Bunu oturttuğumuz sürece hiçbir problem yaşamazsınız. Postür çok önemli demiştik. Aynı zamanda tabii ki iç stabilizasyon sisteminin kuvvetli olması da postürü destekleyen bir şey. O yüzden iç stabilizasyon sistemini kuvvetlendiren egzersizleri de ihmal etmememiz lazım. Bunun için bir fizyoterapiste kişiye özel egzersiz olarak başvurabilirsiniz. Onun dışında yavaş yavaş egzersizlere geçelim. Peki ne yapmamız lazım? Ofisteyiz, yani uzun süreli aynı pozisyonda durmak zaten boynumuzu epey bir katılaştırıyor. Boynumuzu açacak egzersizler yapmamız lazım, değil mi? Boyundan başlayalım. Elimizi kalçamızın altına koyuyoruz ve boynumuzu yana doğru geriyoruz. 10 saniye kadar bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bıraktık. Şimdi diğer taraf. Elimizi koyduk kalçamızın altına. 10'a kadar da burada kalıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir sonraki egzersizimiz aslında kuvvetlendirme egzersizi olarak geçiyor. Çin tak olarak geçiyor. Bu boyun düzleşmesinin en birinci verilen egzersizlerinden bir tanesi. Gıdıyı hafifçe geriye çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten küre kemiklerin aşağısına kadar hissedeceksiniz. Evet. Boyun için 3 tane egzersiz göstermiştim. Onun dışında hafifçe aşağı inelim. Omuzlarımız ne yapıyordu? Öne doğru çok yuvarlanıyordu. O zaman biz ne yapıyoruz? Geriye doğru yuvarlama egzersizi yapabiliriz. Yani bunu boş kaldığınızda geriye doğru bir 20 tane falan yapabiliriz. Çok kolay bir egzersiz. Zaten kürek kemiklerinizi o aradaki kıtır kıtır kıtırları hissedeceksiniz. O kürek kemiklerinizi hareketlendirecek bir egzersiz. Sonrasında şimdi çok fazla el bileği problemi de yaşıyor danışanlarım bilgisayar başında çalıştıkları için. Şu germeleri, el bileği, yani şöyle yandan göstereyim, el bileği germelerini ihmal etmeyelim. Arada her iki elimiz içinde el bileği germelerimizi yapalım. Onun dışında tabii ki her saatte bir, hatta yarım saatte bir olsa daha güzel olur, bir 5 dakika kalkıp yürümek. Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak çok önemli. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bir bel probleminiz, bir boyun probleminiz varsa lütfen bir doktordan tanılandıktan sonra bir fizyoterapiste gidin. Yani gerekli olan egzersizler aslında kişiye özeldir. Böyle YouTube'da onlarca egzersiz görüyorsunuz ama size uygun olmayabilir o egzersizler. O yüzden lütfen ciddi bir probleminiz varsa kesinlikle düz bastı o YouTube'daki egzersiz çalışmalarını yapmayın. Bir doktora, sonrasında bir fizyoterapiste görünün. Bu kadar. Yani aklınıza gelen başka bir şey varsa, eğer bana sormak istediğiniz başka bir şey varsa yine bucak günlüğüne mesaj olarak atabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.